Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You never hear me. Cümleten selamünaleyküm güzel insanlar. Bugün neredeyiz? Bugün Burak Motor'dayız. Gaziantep Burak Motor'dayız. Burak Motor hem Bajaj'ın yetkili servisi hem de Kanuni gibi motorların satışını yapıyor. Şu anda internette araştırdım. Geçen ay çıkmış, bu ayda dağıtımı yapılan Kanuni Seha modelleri geldi arkadaşlar. Scooter modelleri. Ya ben biraz inceledim. İnsanlar gerçekten bu ara bir araştırma, yoğun bir araştırma içerisindeler. Arkadaşlar ben çok beğendim. Ama canlı canlı görmek istedim. Hemen Burak Motor'a geldim. Burak Motor'da sağ olsun çok ilgililer arkadaşlar. Yani siz de bu önemli bir şey, biliyorsunuz motor alıyorsunuz. Motorun size her şeyini eksiksiz şekilde anlatıyor. Bilgi veriyor. Ve güler yüzle karşılanıyorsunuz. Aynı zamanda serviste de çok ilgililer. Bu nedenle buraya geldim ki burada Enes Bey bize yardımcı olacak. Bize tanıtımında özelliklerinden bahsedecek, farklarından bahsedecek. Neden Kanuni SH 125 almalıyız diye soracağım. Bunları cevaplayacak. Şimdi istersen sözü Enes Bey'e bırakayım. Enes Bey merhaba. Merhaba abi, hoş geldin. Nasılsın? İyiyim çok, siz nasılsınız abi? Ya bu motoru gördük internetten. Evet. Ya çok bahsediyorlar. Şimdi en güzel tarafı yerli diyorlar en azından. Yani Çin markalarıyla kıyaslandığı zaman diyorlar en azından parça sorunu olmayacağı söyleniyor. Bir de bu, bakın renk bordo kırmızı. Bordo abi. Beyazı var. Beyazı var, bordo. Sedef beyazı var abi. Evet, sedef beyaz değil mi? Aynen, beyaz, sade. Evet. Beyaz rengi var, mavisi var, bir de siyah rengi var abi. Anladım. Siyah da biraz griye, mat griye geçiyor. Evet. Şimdi arkadaşlar, bu motor 125'lik SH diye geçiyor. Zaten adı üstünde 125'lik bir motor. Şimdi Enes Bey, bu motorun şunlardan bahsedelim. Mesela diğer 125'liklere göre en büyük farklarından bir bahsedelim. Mesela en büyük farkı ne? Bence başlayalım abi. Önden başlayalım. Doğru. Tamam, 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 buyurun. Mesela bunda anahtarsız çalıştırma özelliği var. Evet. Anahtar yanınızdaysa. Anahtarı bir görebilir miyiz bu arada? Evet. Bu şekilde. Bu da anahtarımız efendim. Aynen. Çok şık bir anahtar yapmışlar. Evet. Burada çok şık bir anahtar. Var. Ekranımız, bakın, geliyor. TFT ekran arkadaşlar. Aynen. Çok net bir ekran. Ekranda barkod okutur. Barkod okutuyorsun, programı indiriyorsun abi. Evet. Navigasyon geliyor. Evet. Navigasyondan sonra İstediğin zaman ekrandaki açtığın navigasyonu direktmen ekrana bağlayabiliyorsun, yansıtabiliyorsun abi. Daha sonra müzik dinliyorsun. Burada müzik değiştiği anda direktmen geliyor. Telefona evet. Arama geldiği zaman direktmen burada aramalar çıkıyor. Hepsi çıkıyor abi. Harika. Ön arka ABS'miz abi. Ön arka ABS. Ön güvenlik arka de çok ABS. Önemli. Aynen. Vay. Evet. Yani gördüğünüz gibi arkalar da disk o zaman. Aynen. Doğru mu? Hem disk abi hem ABS. Evet. Hem ABS hem disk. Aynen. Arkadaşlar kendi motora kendi markasını basmışlar. Kanuni diye. Gördünüz. Burada ayak böyle basit. Çok zarif, çok kibar. Aynen, yapmışlar. Çok kibar ve çok sağlam duruyor. Arca arkadaşlar. Yani kapattığınız zaman da bence şey, ayak ön tarafa geçelim. Yeri de şöyle arkadaşlar baktığınız zaman bu normal abi. Uzun yoldayken ayağını o şekilde. Yani geniş arkadaşlar. Bakın yani bir ayak tam rahatlıkla sığabiliyor. Bazen soracaksınızdır. Önlerde böyle çok güzel bir disk sistemiyle ABS'yi şöyle bakın ABS yazısı zaten görüyorsunuz. Önden mercek farlar arkadaşlar, var. Arkadaşlar görüyor musunuz şu farların sistemine bakın. İnanılmaz bir far sistemi yapmışlar. Ve ledler kayar led arkadaşlar. Yani kayar led şu anda 2023'ün zaten arabalarında kullandığı sistemi motora entegre etmişler sanki. Şu cam da iki şekilde. Bu uzun şekli. Evet. Uzun ya da kısa olarak ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu da bir şeyi gösteriyor. Evet. Baktığımız zaman. Bastığınız zaman bakın, direktmen koltuk açılıyor. Koltuk açılıyor. Yaylı sistem abi. Yaylı sistem. Yerlediği zaman direkt arkaya gider. Tabii. Ona gitme yok. Bıraktığı zaman durur abi. Evet. Olduğu yerde. O da yaylı yapıyor. Çok güzel. Buraya küçük bir kas sığabilir abi. Evet. Arkadaşlar yakıt deposu da 11 litre. Evet. Bu motorun. O da küçük değil yani. Diğer sınıfındaki çoğu motora göre gayet başarılı. Onu da yine
Bakın yakıt benzin kısmında buradan yine açıyoruz benzin düğmesine basıp. Evet, burada böyle rahatlıkla ona göre ayrılmış bir yer var arkadaşlar. Şurada küçük bir cebimiz var. Burada da abi USB'miz var. Aynen, bir de USB'miz var. Şurada. Canlar. Yani rahatlıkla bir telefon sığabiliyor. Bir elinizi yarıştırır mısınız Enes Bey? Bakın elinde. Bir telefon deneyelim. Tabii telefon olur. Bakın, bir telefon çok da... rahatlıkla. Burada dışarıda bağlayabilirsiniz. Aynen, harika. Abi start stopumuz var motorda. Heh, işte bakın bu da yine bir artılardan. Diğer bu sınıfta, 125'lik sınıfında bulamayacağınız özelliklerden arkadaşlar. Yani start stop da var bu motorda. İşte dörtlü flaşörlerinizi yakabiliyorsunuz. En çok ihtiyacı olan abi. Evet. El freni sistemi var abi. Heh, mesela arkadaşlar. Çok ihtiyacı oluyor abi. Tabii, mesela yokuşa park ediyorsun, korkuyorsun. Basıyorsun abi. El freni tutun. Orijinal arkadaşlar. Küçük bir ayrıntı ama bence motorlarda olması gerekiyor ama çoğu motorda yok. Ama Kanuni bunu düşünmüş. Evet. Dediğim gibi arkadaşlar, yani şu motorun kalitesi gerçekten baktığınız zaman, hani şimdi Honda diyoruz mesela, PCX diyoruz. Ya bir ABS yok motorda mesela baktığımız zaman, ama tutuldu mu Türkiye'de? Çok tutuldu. Fakat bu motor çıktı. İnanın ben buna şöyle söylüyorum. Kanuni bence PCX katili olacak. Aynen. Aynen. Yani baktığınız abi, zaman kendisi burada manetleri ayarlayabiliriz. Ön arka manetleri. İsterse mesela 1, 2, 3 frenin gevşekliği. Ha. Onları ayarlayabiliriz. Harika. Mesela yumuşak sevenler için biraz daha yumuşak. Tabii. Mesela sert ayarlıyorum. Bravo. 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 Yani bunlar küçük. Komple led abi. Şu aynalar arkadaşlar çoğunda mesela uzatma ihtiyacı oluyor. Evet, bunlarda gerek yok abi. Yani otur abi istersen. Evet. Arkaya görebiliyorsun çok rahat. Ve seri içinde şunu söyleyebilirim arkadaşlar. Gayet evet, çok böyle yumuşak değil ama baktığımız zaman çok sert değil. Oldukça bence rahat ve konforlu bir sede yapmışlar arkadaşlar, bakıyorum. Yani içine bastığınız zaman gömülmüyor ama sonuçta bence hani bu da kaliteli bir sede olduğunu gösteriyor. Şu yay süspansiyonunun çok uzun olduğunu gördüm. Hayır. Bu frenin yağı abi uzun ömür olması için daha iyi abi. Buna nitro fren sistemi Hayır, diyorlar. Hayır, bu şekilde geçiyor abi. Daha gelişmiş değil mi? Hayır, frenlerin... daha gelişmiş, daha uzun ömürlü, daha yani evet, patlamaya falan daha engelli. Süspansiyonu evet, falan çok güzel abi. Evet. Zaten Sky Tour Adventure diye geçiyor abi. Evet. Yani ADV. Falan... ADV sisteminde. Arka jantlar 13 arkadaşlar. Ön 14 ebatları. Ve yine söylüyorum, en önemli kısmı arkadaşlar su soğutmalı. Bakın. Bir şey de unuttuk abi. Marş. Evet. Bakın. Bunda bakın, abi marş motoru yoktur. Tamam. Evet. Onun yerine dinamodan direkt alıyor abi. Yani diğer motosikleti çalıştırdığınız zaman evet, cırır diye bir ses gelir ya abi. Doğru. Bir bak abi. Şimdi yakınlaştır abi. Bakalım. Istersen. Bak abi, ekran geldi. Selamlamamızı yaptı abi. Evet. Bak, ses duymuyorsun abi. Vay be. Çalıştı. Çalışıyor abi. Şu an benzin olmadığı için tam çalışmıyor ama. Arkadaşlar yani bakın. Hır 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 ve onlarda inanılmaz bir titreşim, vibrasyon diyoruz. Yani orada çok büyük bir titreşim hissederken, bu motorda çalışırken titreşim de yok. Hiçbir şey yok. Yani arkadaşlar gerçekten bu sefer Kanuni yapmış mı? Yapmış. Bu sefer Kanuni yapmış arkadaşlar. Hiç hakkını yemeyelim. Hem 125'i var hem 150 var. İki. Aynı özellikler var. Doğru. Senin şimdi yani. SEHA'da arkadaşlar, SEHA versiyonunda 125 ve 150 olarak geçiyor. Eğer bir de ötekinin ismi neydi? RH. RH'da eğer isterseniz, RH bir de versiyonu var. RH'da da 250'lik geliyor. Ama o 250 tabi buna göre ebat olarak arkadaşlar çok büyük. Ebat olarak çok büyük. Ben biraz daha uzaktan şöyle almak istiyorum. Arkadaşlar gerçekten LED sistemini çok güzel yapmışlar. Bakın şu farlar yeni sistem. Yani küçük ve etkili. Yani diğerleri gibi oynak ya da şey değil. Sert ve şey güzel bir far sistemi var. Baktığınız zaman canlarım. Abi bir frene basabilir misin? Bakın arkadaşlar. Fren de yine LED. Bunlar park abi. Evet. Oradaki fren abi. Evet. Hepsi LED arkadaşlar. Tüm sistem LED arkadaşlar, ama şu ekrana bayıldım ya. Yani bugün abartmayacağım. Goldwing'deki TFT ekranı tabii çok büyük ama onun küçülmüş hali. Onun minyatür hali arkadaşlar. Şu telefondaki barkod sistemini, uygulamasını yükleyip buraya aktarma yapmanız da inanılmaz oluyor. Evet, baktığınız zaman gidon falan da gerçekten çok başarılı. Bence motorun gidonu da aynı. Zaman... Ve şehir içerisinde çok pratik bir motor. Çok küçük değil, çok büyük değil. Cüssesi arkadaşlar 125'liklere göre çok ideal. Dediğim gibi bu bordo kırmızısı. Bu da çok iddialı bir renk bence. Bunun mavisini de gördük. Mavisi de çok güzel. Beyazı da güzel.
Sadece siyah dedikleri o gri mat arkadaşlar. Ya yani parlak gri değil. Onu size başta söyleyeyim. Bunların 3 rengi de parlak. Beyaz da parlak. Bu bordo da parlak. Mavi de parlak. Eğer Gaziantep'teyseniz ya da Gaziantep'e yakın bir ilde yaşıyorsanız ya da ilçede arkadaşlar bu motoru dediğim gibi Burak Motor. Burası Değirmiçam Mahallesi mi oluyor abi? Değirmiçam Mahallesi. Şehit Kamil Değirmiçam Mahallesi'nde Burak Motor yazıp zaten arkadaşlar gelebilirsiniz. Burada hem servis hem de satış hizmeti sunuyorlar. Motosikletini hemen teslim abi. Tabii motor. Şimdi renklerimiz de geliyor. Bu hafta içerisinde 3 tane rengimiz de geliyor. Mavi de geliyor, beyaz da geliyor arkadaşlar. Dediğim gibi inşallah yani siz de yakından gördüğünüzde motordan da anlıyorsanız buradaki kaliteyi size hissettirdiğini göreceksiniz. Ön far aydınlatması çok güçlü arkadaşlar. Yani o karanlıkta giderken inanılmaz güçlü bir yol aydınlatması var. Ve öndeki ekran, o TFT ekran hava kararınca ya da aydınlık bir güneşli bir havada ışığını ona göre ayarlıyor size. Aynı telefondaki sistem gibi. Evet canlarım, benim söyleyeceklerim bu kadar. Umarım siz de beğenmişsinizdir motoru. Tekrar görüşmek dileğimle. Bununla ilgili eğer gelirse diğer renkleri de görmek için ben geleceğim. Ek olarak bir size video onlarla da ilgili çekeceğim. Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Merhaba. Bugün yine Burak Motor'a geldik. Size bu renderi yaparken özellikle bunu bekledim. Bugünü bekledim. Bu FH125 çıkan yeni motorumuzun bir kırmasını zaten tanıtmıştım. Her şeyini göstermiştim. Arkadaşlar çok ses getirdi. DCX katili. Şimdiden söyleyeyim yani. Bu motorun beyazıyla mavisinin de çok tuttuğunu söyleyebilirim. Bu iki rengin de özellikleri. Bunun da bir videosunu sizlere çekmek istedim. Arkadaşlar beyaza baktığımızda çok asil bir beyazı var. Yine metalik parlak bir beyaz arkadaşlar. Mat değil. Bu da metalik mavi bir renk. Yine bu iki renkli arkadaşlar günümüzde şu anda moda. Bu biraz daha böyle beyaz olunca sanki dediğim gibi hani Yamaha gibi, Honda gibi değil mi? Kesinlikle abi, katılıyorum. Kesinlikle. Ona biraz benzetmişler yani parlak kesinlikle olmasıyla. Çok şık bir dizayn evet, var. Evet. Arkaya da böyle siyah bir kasa attığını düşün. Evet. Siyah beyaz zaten arkadaşlar zıt renkler hep böyle birbirini bütünlüyor. Şu ön konsept de şekil oldu. Yani arkadaşlar şu önden baktığımız zaman gerçekten de hani tabii zevkler ve renklerdir canlarım. Zaten motorun şekil itibariyle motor çok güzel. Sadece renge siz karar vereceksiniz. Metalik istiyorsanız beyaz, mavi, kırmızı ama mat olsun. İşte o Nardo gri değil de işte gri renk. Siyah dedikleri öyle oluyor. Gri derseniz de gri rengi düşünebilirsiniz. Şimdi bir tane bakın kırmızı vardı bari. Evet, evet. Teslim ediliyor. Ediliyor. İsterseniz gelin bir bakalım şöyle. Şöyle baktığımızda da işte çocuk. Kırmızı. Evet. En azından led farlarını falan görüyorsunuz. Tabii tabii. Bir de içerideki o şeyi gösterelim size Volkan Bey. Gösterdim abi. Göstermiş miydin? Aynen aynen. Tamam peki. Yani baktığımız zaman bu renkte arkadaşlar metalik bir işte çürüyor. Bu da çok iddialı renklerden. Evet. Baktığımız zaman. Evet. Canlarım artık takdir sizin. Hangisini almak istiyorsanız tabii ki düşünebilirsiniz ama bence dediğim gibi bu renkler arasında üçü de al denili. Paranız varsa içinde alın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet. Bu arada küçük bir o mat gri SH150'de bir mat gri var. SH150'nin de size ön tipi birazcık farklı. Doğru mu? Ön her farklı, şey aynı. Farklı, onu arkadaşlar size bir hemen göstereyim. İçeride duruyor motor. Onu da göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar bu da SH150 modelimiz. Bakın ön tarafındaki farklılığı görüyorsunuz. Biraz daha böyle keskin bir hat yapmışlar bunda. Ama şunu söyleyebilirim. Renk de bakın mat. O siyah dediğimiz mat aslında gri dediğimiz renk bu. Şu anda popüler Nardo gri diyorlar bazıları ama Nardo gri gibi değil. Metalik parlak değil arkadaşlar. Ama yine de hoş duruyor. Bilginiz olsun motorda güzel duruyor. Bunun farkı ekran arkadaşlar. O, ekran burada iki tane abi. Evet iki tane ekran burada var. Küçük burada da yağ mağa falan gösteren evet, bir ekran. Ama şu öteki gibi TFT değil. Bunun arkadaşlar ekranı normal hani gördüğümüz o
diğer motorlarda kullanılan ekran tipi kullanılmış, yapılan. Onun ekranıyla bunun ekranı kıyaslayamazsınız. Fark olarak da zaten fiyat bu 500 lira kadar daha ucuz. Evet. Hatta ona göre 150'lik. Şöyle de göstereyim. SH 150. Onun dışında arkadaşlar her şeyi aynı. Kasa aynı. Özellikler aynı. Sadece bu 150 cc olarak geçiyor. 149 küsür cc. Önde bir farklılığı var. Onun dışında ekran. Bence yine söylüyorum, naçizane fikrimi soracak olursanız 125'lik candır arkadaşlar. SH 125 candır yani. Görüşmek üzere. Allah'a emanet. Teşekkür ederim. Enes Bey. Hoşçakalın. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.